denen gerçeğe. Yok yok yalan deme. Sevgi denen gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Kalpler bomboş diye. Sevmek için yaratılmış. Kalpler bomboş diye. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Oyma saz yapıyorduk gündüz. Akşama da böyle kurs veriyorduk. Do re mi fa olarak aman işte tren gelir. Dilmin hanım falan onları da öğrettik. Öyle devam ettik. Daha sonra daha genişlettik. Daha iyi şey yaptık. Daha sonra askere gittik. Askerde işte bas gitarı çalmaya başladım orada. Bana dediler sen bas gitar çal. İyi yapıyorsun, bas gitarcı yoktu. Solo gitar çalan vardı, bateri, org çalan vardı. Orada askerde biraz daha iyi yaptık. Askerden sonra oyma sazları daha da genişlettik. Yani daha iyi yaptık. Sonra bağlamadan sonra gitar çalmaya başladım. Nota bildiğim hal olduğu için gitarı daha rahat çalmaya başladım. Evet. Sonra solo gitar, sonra işte klasik gitar, akustik gitar, hepsini çalmaya başladık. Mandolin de çaldım bir ara, çünkü o notalarını çıkardık, hemen çaldık yani. Yüreğimde sancı var, gel etme nazlı güne, beni bir al, anla sana. Beni bir al, anla sana. Ölürüm aşkına ya, ölürüm diye. Defne'de oturuyordum. Orada müzik aletleri tamir yapıyordum. Evinde. Evet, kilerimde yapıyordum. Sonra bu gidip geliyorduk, tamiri yapıyorduk, götürüp getiriyorduk. İyi bir hayat vardı, güzeldi. Mutlu bir hayat vardı. Evet, yani. Mutlu bir hayat vardı. Ama deprem olunca bu sefer her şey bitti. Evet. Bütün sazlarım, gitarlarım enkaz altında kaldı. Ne kadar güzel ayar olursa o kadar böyle. Bas gitar falan da çaldı. Yani nereden bakarsan o zaman bir 50. Bu gitar arkadaşımız eşyalarını çıkardı. Yani şey arabada sığmadı. Sığmayınca dedi bunu atacağım. Ben de dedim bana hediye edersin, ederim dedi, al dedi, benim hatıram olsun, oldusun dedi. Ve ondan kalma böyle teselli ediyor. Yani bununla biraz o, ne de olsa teselli oluyoruz ve insanlara biraz konser vermek isterim yani dinletmek isterim. Burada çalıyor musun arada bir komşulara falan çalıyor musun? Birkaç defa çaldım. Bütün dinleyenler hepsi beni alkışa tuttu ve bana diyorlar ne zaman daha konser vereceksin. Vereceğiz elimizden geldiğince. Yani müziği bırakmayacaksın değil mi? Bütün olumsuzluklara müziği rağmen. Zaten bırakamayız. Bıraktığım anda 1000 yaşıma gelmiş olurum. Yaşlanırsın diyor. Evet. İnsanlara da moral oluyorsun herhalde değil mi? Evet. Burada herkes mutlu oluyor.
biraz olsun yani stresini atmış oluyor.